Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. İzleyenler, programımız son bölümle devam ediyor. Bugün sigortacı Mahmut Türkeli bizlerle birlikte olacak. Tabii çok zor bir afeti yaşadık. Asrın felaketi diyoruz. Binlerce binamız yıkıldı. On binlercesi hasar gördü bu depremde. Ve biz de bugün deprem sigortasını, DASK'ı konuşacağız efendim. Konuğumuza merak ettiğimiz tüm soruları yönelteceğiz. Hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba Mahmut Bey. Tabii çok zor bir süreçten geçiyoruz. Kesinlikle, dediğimiz gibi. Yani acımız çok büyük, tarifsiz. En çok tabii can kayıplarımızı üzülüyoruz ama bir taraftan yıkılan binalar, yok olan hatıralar, enkazlar gerçekten çok zor. Çok geniş bir alanda 11 ilimizde yıkıma neden olan bu depremi biz de hissettik. Evet. Ve açıkçası tedirgin de olduk. Binalarımıza kadar sağlam işte sigortalar akıllara geldi. O yüzden merak ettiğimiz sorular var ama öncelikle DASK nedir sorusuyla başlayalım. Ben öncelikle Kahramanmaraş merkezi olan depremden dolayı hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek sözlerimi başlamak istiyorum. Bizim halk arasında DASK sigortası olarak tabir edilen zorunlu deprem sigortası 1999 Gölcük depreminden sonra 6305 sayılı afetler kanunu hükümlerinde hazine müsteşarına bağlı doğal afetler kurumu tarafından kurulmuş olan bir sigorta sistemidir. Ve kısaca biz bunun adına DASK diyoruz. Tabii bilindiği üzere ülkemizin %96'sı deprem bölgesinde olmakta ve 85 milyon vatandaşımızın da %98'i bu deprem bölgenin üzerinde yaşamakta. Tabii durum böyle olunca deprem ve depremden sonra tetikleyici etkilerle meydana gelen heyelan, yangın, infilak, bunlara bağlı tsunamiler, çevrede yapabileceği etki ve hasarların tamamını yapı stoklarının içerisindekilerin tamamını ödeyen birimdir DASK sigortası. DASK'ın kurulma amaçlarından en büyük sebebi de afetlerden sonra vatandaşlarımızın kaybetmiş oldukları mallarına karşın bir an önce normal hayata dönebilmeleri için onları maddi olarak desteklemekten kaynaklanıyor. Peki maliyeti ne kadar? Deprem sigortasının maliyeti aslında teşvikli olmasına rağmen halkımız buna çok fazla ilgi göstermemekte. Çok fazla görsel medyada yayınları yapılıyor. Ben size birkaç teknik bilgi olarak aktaracağım bu konuyu. Ülkemizin şu anda %42'si birinci kuşak deprem bölgesi dediğimiz alanlarda yaşıyor. Evet. Biz deprem bölgelerini fay hatları üzerinde ve deprem alanlarının uzaklıklarına göre değerlendiriyoruz. Bunlar birinci kuşak deprem, ikinci kuşak deprem, üçüncü kuşak ve dördüncü kuşak deprem bölgeleri. Birinci kuşak deprem bölgeleri zaten en riskli dediğimiz gruplar. Dördüncü kuşaksa en az riskli gruplar. Buna Ordu Merkez için örnek vermek gerekirse, Ordu Merkez ve sahil bandındaki tüm ilçelerimiz dahil biz üçüncü kuşak deprem bölgesine yer alıyoruz. Bugün 120 metrekarelik bir binanın yıllık deprem sigortası maliyeti toplam 260 TL. Bakın çok, Ebru Hanım, yıllık 260 TL. Evet. Aynı şekilde fay hatlarına yakın olmasından dolayı Akkuş ilçemiz birinci kuşak deprem bölgesi olmasına rağmen gene 120 metrekare bir dairemiz burada 490 TL çıkıyor. Aslında zorunlu deprem sigortası adıyla bilinen DASK sigortası, Doğal Afetler Kurumu'nun vatandaşların bu sisteme ve havuza katılması için desteklediği ve teşviklediği bir sistem. Ne yazık ki bizler bu tarz sistemleri başımıza büyük felaketler geldiği zaman ancak ve ancak hatırlıyoruz. Evet, hatırlıyoruz, hatırladık. Bu konuda sizlerin işleri de yoğunlaştı mı yani vatandaşı bilgilendirmek adına? Şöyle, depremden sonra tabii ki insanlarımızın tamamı müthiş bir tedirginlik yaşadılar. Bunları da mallarının tabii ki teminat altına almak için çok fazla bir talep de var. Bu taleplerin tamamını insanlara bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ama deprem sigortalarının öncelikle hangi alanlarda yapıldığını,
ve nelere kapsadığını bizim iyi bilmemiz ve anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Buranın içerisinde yerel yönetimler kanununa bağlı olarak büyük şehirlerde köy statüsünde olan yerlerin tamamı mahalleye döndüğü için bizim şu anda Türkiye genelindeki büyük şehirlerin tamamında deprem sigortası yaptırılması zorunludur. Bunların dışında il statüsünde olanlarda belediye hudutları içerisindeki yerlerde DAS sigortası yaptırılması zorunlu ama köy statüsünde olan yerlerde DAS sigortası yapılması zorunlu değildir. Evet. Ancak bu zorunluluğa rağmen zorunlu deprem sigortasının bir yaptırımı ya da hukuki bir yaptırımı bulunmamaktadır. Bunlarla beraber biz müşterilerimize bu konunun tamamını anlatıyoruz ve diyoruz ki zorunlu deprem sigortasını ve zorunlu deprem sigortasından sonra özellikle ek olarak konut sigortalarının yaptırılmalarını tavsiye ediyoruz biz. Peki ek sigortalar var mı DASK'a? DASK'ın yanı sıra. DASK'a ek sigortalar derken bizim ülkemizde zorunlu deprem sigortası özellikle 25 Kasım 2022 tarihinde yeni bir tamim yayınlanarak metrekare birim fiyatları binalarda, betonarme yapılarda 1500 TL'den 3000 TL'ye çıkartıldı. Bizim köy statüsünde dediğimiz yerlerde kagir, yığma kagir ve tuğla diye nitelendirdiğimiz yapılarda ise bu bedel 1000 TL'den 2000 TL'ye çıkartıldı. Bu bedellerin bu fiyatlara çıkartılması hasar esnasında müşterilerin ve zayiat gören insanların hiçbir şekilde mağdur olmaması için güncellenmiş rakamlar. Bu rakamların hepsi hazine müsteşarına bağlı olarak Doğal Afetler Kurumu tarafından güncelleniyor tabii ki. Evet tabii şimdi Allah korusun inşallah bir daha yaşanmaz ama bina yıkıldıktan sonraki süreç nasıl işliyor? Bunu da merak ediyoruz. Şu an yıkılan binalar için nasıl bir süreç yaşanıyor? Şu anda Kahramanmaraş merkezli olan bu depremden sonraki 10 ilimizi etkileyen süreçte Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve kısa adı SEİK olan Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'nin ortak koordinasyonu ile sağlanmış olan 600 tane ve 600'ün üzerindeki eksperimiz şu anda sahada çalışma yapıyorlar. Bunlara ek olarak üniversitelerde kendi alanlarında yetkin, bu işlerde uzman olan insanlarla beraber saha içerisinde şu anda yıkılmış ya da ağır hasar görmüş ya da orta hasarlı binaların tamamı raporlanması yapılıyor. Bu raporlanmalar yapılmasının en büyük sebebi bugün hasar gören binalarda şayet insanlarımız bir şekilde ayakta kalmış ise devletimiz en hızlı bir şekilde Doğal Afetler Kurumu ile beraber bu hasarları ödemek için tespitlerini yapıyorlar. Tespitler yapıldığı andan itibaren binası orta ya da ağır hasar görmüş vatandaşlarımız DASK'ın Alo 125 hattını arayarak sadece TC numaraları, telefon numaraları, yıkılan binanın açık adresini vermeleri itibariyle bunları ihbar olarak kabul ediliyor. Ve ihbar yapılan alan içerisinde eksperlerimiz ile üniversitedeki uzman akademisyenlerin o alanlarda yapmış olduğu tespitler birbirine örtüştüğü dakikadan itibaren 1 ila 15 gün süre içerisinde deprem sigortası yani DAS sigortasının üzerinde yazan primin tamamını vatandaşlarımıza, hak sahiplerine ya da varislerine ödeme yapıyorlar. Hı hı. Ne kadarını ödüyor peki yani ortalama? Şimdi bir bina yıkıldığından itibaren bunun tamamını sigorta primi üzerinde alınan bedelin tamamını ödüyor. Bu bedel şu anda 25 Kasım'da yeni yürürlüğe giren tamimle beraber 640 bin TL'ye kadar çıkartıldı. Yani biz 150 metrekare ve üstü binalarda Türkiye'de binanın yapı değeri DAS sigortası 640 bin TL olarak geçiyor. Ve bina orta ve ağır hasarlı ise devletimiz bunu tespit ettikten sonra, ihbarı aldıktan sonra en geç 1 ila 15 gün içerisinde ödemesini yapıyor. Evet. Hangi durumlarda peki ödeme yapılmıyor? Ödeme yapılmayan durumları DASK'ın şudur. Şimdi az önce belirttiğim gibi büyükşehir belediyeleri hudutları içerisinde kalan yerlerde binalarda deprem yaptırma zorunluluğu vardır. Sadece iş yerleri, bağımsız iş yerleri, organize sanayi bölgeleri deprem sigortasından muaf yerlerdir ve yaptırma zorunluluğu yoktur. Yalnız alt katlarında iş yeri olup da üst katları mesken olan binalardaki iş yerleri de sigorta yapma zorunluluğu var. Şayet
Büyükşehir belediyeleri hudutları ve belediye hudutları içerisinde sigortalarınızı yaptırmış iseniz deprem sigorta size ödeme yapar. Ama siz deprem sigortanızı bu saydığımız yerlerde yaptırmadıysanız hiçbir şekilde ödeme alamazsınız. Evet. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Tabii. Şimdi tabii hep binaları konuşuyoruz ama araçlar da çok hasar gördü. Evet. Binlerce aracın şu anda tabii durumu biraz daha iyi olanlar var, pert olanlar var bu enkazın altında kalma sonucunda. Evet. Araç konusunda arabası enkaz altında kalanlar için trafik sigortası bunu karşılar mı yoksa kasko şartı var mı? Şimdi trafik sigortası deprem sigortası gibi yaptırılması zorunlu bir poliçedir. Deprem sigortasından en büyük farkı trafik sigortası üçüncü şahıslara verilen zararları karşılar. Bu sebepten dolayı da trafik sigortası depremde zarar görse dahi araçların ödemesini yapmaz. Biz bunlar için tüm müşterilerimize ve tüm arkadaşlarımıza şunu öneriyoruz. Trafik sigortasını yaptırdıktan sonra mutlaka aracınıza kasko alın. Çünkü yapılan kasko poliçesinin içerisinde deprem, sel bunun gibi birçok teminat yer alıyor. Onun için kasko yaptırmaları gerekiyor. Evet, kasko şart yani. Kesinlikle. Trafik sigortası bu konuda kesinlikle. Da hiçbir faydası yok. Kesinlikle. Sadece. Evet şimdi deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın işte binası yıkılanların, aracı zarar görenlerin bu zararlarının nasıl karşılandığına dair bilgiler aldık. Şimdi biraz bölgemize geçelim. Ordu'ya geçtiğimizde tabii Ordu evet büyük depremleri yaşamayan bir şehir ama bizde de heyelan sıkıntısı var. Evet. İlde şehirde yılda yüzlerce heyelan meydana geliyor. Kiminin fındık bahçesi zarar görüyor, kiminin evi zarar görüyor. Açıkçası bazen boyutları çok daha büyük olabiliyor. Mesela Aybastı Sağlık Mahallesi yerli bir olmuş. Evet. Komple yıkılmıştı yani. Bir mahalle yok olmuştu. O yüzden başka hangi afetlere özel sigortalar var? Ordu'da heyelan için çok fazla sigorta yaptıran vatandaşımız var mı? Şimdi özellikle Karadeniz bölgesinde özellikle son yıllardır sel ve heyelan çok fazla artmış durumda. Şu anda Akdeniz bölgemizde hortumlar ve fırtınalar has sayıda artmış durumda. Doğal Afetler Kurumu yani kısa adı DASK olan birim yaşanan bu deprem felaketinden önce sel, heyelan, yer kayması, hortumları da DASK sigortası içerisine almak için bir çalışma yapıyorlardı. Ve özellikle yine son 3 yıldır, 4 yıldır ülkemizde orman yangınlarının artması ile kundaklamalar dışındaki çıkan orman yangınları da doğal afet grubuna katarak DASK'ın içerisinde prim ödenerek bunların tazminat ödemelerini yapmak istiyordu. Devletimiz bu konuyla alakalı bir çalışma yapıyor. Karadeniz'de ve Ordu ilinde özellikle bizim heyelan sahaları içerisinde bulunan işte fındık arazilerimiz, biraz daha doğuya kaydığımız zaman Trabzon, Rize taraflarında çay alanlarımızda hem heyelan hem de bahar aylarında meydana gelen don olayları içinde biz Tarsim sigortası denen özellikle ürünler için yapılan bir sigorta vardır. Bu sigortayı biz tamamen hasar gören özellikle don olaylarında ya da heyelan olaylarında hasar gören ürünler için kullanıyoruz. Akdeniz bölgesinde ise bunlar seracılık ve diğer açık alan faaliyetlerinde Tarsim sigortası ödeme yapıyor. Evet, Tarsim gerçekten çok önemli. Şubat ayı sonu itibariyle de başvurular da sona erecek. Evet, bence bu ay sonu sonu evet çok doğru. Bence bu konuda biraz çağrı yapalım çünkü çok önemli. Evet. Her kış mevsimine yaz gelene kadar, tehlike geçene kadar elimiz yüreğimizde geçiriyoruz. Üreticiler uykusuz kalıyorlar hatta yani. Çünkü ana geçim kaynağımız fındık. Çok doğru. Bunun için de nasıl ki kendimize işte özel sağlık sigortası yaptırıyorsak, evet, nasıl ki aracımıza trafik sigortası yaptırıyorsak, evimize DASK yaptırıyorsak, bahçemize de mutlaka bu sigortayı, tarım sigortasını yaptırmak gerekiyor. Bence artık zorunlu değil mi bu? Ya Tarsim zorunlu yani değil. Yani artık şöyle tabii zorunlu değil ama en azından yani başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için çok fazla afetle kesinlikle karşılaştığımız için zorunlu olarak görmek lazım bence. Çok haklısınız Ebru Hanım. Ben çözüm ortağı müşterilerimizle bir araya geldiğimiz zaman hep şunları söylüyoruz. Bizim büyüklerimiz şunları tavsiye ederdi bize nasihat olarak. Körlük kefenlik denen bir tabir vardır bizde. Yani zor günler için kendimize bir harcama akçesi ayırırız. Bunları para olarak ayırırız, altın olarak ayırırız ve en zor günlerimizde kullanırız. Biz her zaman deriz ki
kendi öz varlıklarımızla ve kendi emeklerimizle yapmış olduğumuz birikimlerimizi mutlaka ve mutlaka sigorta ettirelim. Özellikle zorunlu deprem sigortası, artı üzerine konut sigortası, bahçelerimiz için tarsim sigortasını, bu sigortaları mutlaka ve mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Biz bunların tamamını at kenara dursun evrakları diye tabir ederiz. Neden? Nasıl zor günler için biz Beher Akçe'ye ayırıyorsak kenarımıza, bu poliçeler de yapılıp kenara bırakıldığı zaman en zor günümüzde bizim geleceğimizin teminatı olarak kullanıyoruz biz, evet. Ebru Hanım. Yani yıllardır yaptırıyorum, bir şey olmadı diye düşünmeyin. Çünkü ne asla zaman, öyle bir şey yok. Ne zaman yaşanacağına hiç belli olmuyor afetlerin. Sonrasında büyük bir pişmanlık yaşanıyor. Çok doğru. Bir yıl boyunca verim alamıyorsunuz, kalite alamıyorsunuz o fındık bahçesinden. Ürün alamıyorsunuz ve geçim kaynağınızda sadece fındıksa durum çok daha vahim oluyor. Bunun için hep bize hatırlatıyoruz vatandaşlarımıza, tersimi ihmal etmeyin diye. 28 Şubat'ta son tarih. 5 gün var. Biraz evet, ellerini çabuk tutsunlar üreticiler, evet. Diyelim. Şimdi tabii pandemi sürecini de geride bıraktık. Ben programı kapatmadan önce biraz sağlık sigortasını da sormak istiyorum size. Tabii zor yılları geride bıraktık. Pandemide sağlığın ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anladık. Ve bu süreçte biraz sağlık sigortasına, tamamlayıcı sigortaya da ilginin arttığını biliyorduk. Evet. Şu anda da devam ediyor mu bu ilgi? Özellikle COVID-19'da itibaren Türkiye genelinde sağlık sigortalarında müthiş bir talep var. Özellikle devlet hastanesinde yoğunlukların kaynaklandığı süreçlerden içerisinde bizler özel hastanelerde yılda 10 defa ayakta ve yatarak herhangi bir rahatsızlıktan dolayı sağlık sigortamızı kullanıyoruz. Ve gün geçtikçe insanların sağlığı artık daha ön plana çıkmaya başladıkça talep de nispeten o kadar çok artmaya başladı. Ve yılbaşına kadar müthiş bir yoğunluk ve talep vardı. Ve haleten de devam ediyor bu süreç. Aslında sigorta bilinci Türkiye'mizde son 6-7 yıldır daha fazla yerleşmiş durumda. Bundan önce biraz daha sigortaya çok başımıza gelmediği zamanlarda bakmıyorduk ama İster zorunlu deprem sigortası DASK olsun, ister konutlarımızın sigortası olsun, ister kaskolar olsun, ister tarsim sigortalar olsun ve şu anda sağlığımız için kullandığımız tamamlayıcı sağlık sigortaları. Biz bu sigortaları mutlaka ve mutlaka en zor günler için yaptırıp bırakmamız gerekiyor. Burada ama evet, bu çok önemli. Şimdi iyi olabiliriz, hasta olmayabiliriz ama yani yıllar sonra ne yaşayacağımızı bilmiyoruz. Kesinlikle haklısınız. Bunu aslında sağlıklıyken yaptırmak gerekiyor değil mi? Yani hasta olmadan önce. Sistemlerin tamamına aslında giriş sizin bahsettiğiniz gibi olması gerekiyor. Çünkü sağlık elden gittiği zaman tamamlayıcı sağlıkta özellikle sizin e-nabız sisteminden bundan önceki bir rahatsızlığınız ve hastanız varsa çekiyor ve alıyor, onu teminat dışı bırakıyor. Bunlara en kısa sürede sistemine kayıt olup bu sistemi sürdürebilir vaziyette sürekli kullanmanız gerekiyor. Önemli olan sizin hasta olup olmamanız değil. Sizin ani ve mutat bir şekilde başınıza sizin göremeyeceğiniz bir şey geldiği zaman bunların maddi yüklerini ve stresinden kurtulmanızı sağlayacak bunlar. Evet, fiyat olarak da biraz tamamlayıcı sigorta vatandaşlarımızın rahatlıkla ödeyebileceği rakamlarda değil mi? Belki son yıllarda biraz artmıştır ama. Yılbaşından önce son derece uygun fiyatlamalar vardı. Hatta şöyle söyleyebiliriz, bir aileyi, 4 kişilik bir aileyi 2000-2500 TL'ye kadar sigorta ettiklerimiz oldu. Tabii siz de malumunuz, ilaç sektöründe ve sağlık sektöründe fiyatların dolar üzerine endeksli olması, birçok ilacın yurt dışından ülkemize gelmesinden kaynaklı sağlık sistemi verisindeki fiyat artışları bu sigortaları da etkiliyor. Ama şu anda da gayet bütün aile bireylerinin herkesin satın alabileceği ölçülerde. Öyle evet. Tahmin edildiği kadar fiyatlı ve pahalı birimler değiller. Evet. Önce sağlık tabii. Kesinlikle. Sağlık sigortası o açıdan çok önemli. Sonrasında tabii malımızı da tabii ki düşünüyoruz. Ama sağlık gerçekten çok önemli. Dediğiniz gibi şimdi özel hastanelerin ücretlerinin artması sebebiyle sigorta biraz daha uyguna geliyor. Yani tamamlayıcı sigortayla. Çok doğru söylüyorsunuz. Her gittiğinizde çünkü işte muayene oluyorsunuz, tahlil ücretleri oluyor, farklı tetkikler, tahliller yapılıyor. Bunların hepsine ayrı ayrı ücretler ödemektense
yıl içerisinde tamamlayıcı sigortanın ücretini ödemek çok daha mantıklı geliyor bize de. Ya aslında biz özel hastanede ya da bir yere gittiğimiz zaman ilk oradaki muayene ücretleri ya da orada çekilen bir MR'ın ya da bir tomografin ücretlerine bakıyoruz. Aslında dikkat edilmesi gereken şeyler şunlar Ebru Hanım. İnsan biyolojik bir canlı olduğu için bugün başına ne kadar büyük bir sağlık rahatsızlık gelebileceğini tahmin edemiyorsunuz. Bir kalp krizi olabilir, bir açık kalp ameliyatınız olabilir, bir beyin tümörünüz de olabilir. Bunların tamamını ani bir şekilde ortaya çıktığı zaman milyon TL olan ödemeleri yapıyorlar. Ama biz sağlık sigortasını vatandaşlarımız ilk etapta şöyle değerlendiriyorlar. Özel hastanelere giderken işte katılım payını vermeyelim, oradaki işte özel hastane parasını vermeyelim. Hiç öyle değil aslında. Sağlık sigortalarını bizim bu genç yaşlarda alıp yaşlılık sürecinde asıl kullanabileceğimiz evraklardır. Evet. Mahmut Bey, toparlayalım yavaş yavaş. Tabii depremle başladık sohbetimize. Evet. Evet, binlerce binamız yıkıldı, on binlercesi zarar gördü. Tabii bu durumda DASK devreye girecek, ne kadarını karşılayacak, bundan sonraki süreç nasıl olacak? Merak ettiğimiz bu soruları yanıtladınız. Toparlayacak olursak neler söylersiniz? Ülkemizdeki bütün uzmanların da bizlere söylediği gibi, Ebru Hanım, depremler asla insan öldürmüyor. Yapılar ve bu yapıların oluşturduğu sistemler insanları öldürüyor. Bu sebepten dolayı mutlaka binalarımızın deprem ve deprem yönetmeliğine uygunluğunu baktıktan sonra kesinlikle zorunlu deprem sigortası denen DAS sigorta birimi sistemine ve havuzuna girilmesi lazım. Bu sistemde binalarımızın sigortasının yapılması lazım. Binamızın sigortasını yaptıktan sonra özel firmalardan ayrıyetten konut sigortaları ile kaskolarımızı yaptırıp zor günlerde başımıza gelecek bu tarz felaketlerde kendimizi maddi olarak güvence altına almamız kesinlikle çok büyük elzem teşkil ediyor. Evet. Ben bu sebepten dolayı tekrar Maraş'ta gerçekleşen bu depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın Allah'tan rahmet dileyerek Rabbim bir daha hiçbir şekilde ülkemize böyle bir felaket acısı göstermesin diye teşekkür ediyorum. Evet, inşallah Mahmut Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben bizleri bilgilendirdiniz. Efendim, veda vaktimiz geldi. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi veda edeceğiz ama yarın da saatler 8.30 gösterdiğinde Ekran Gazetesi ile burada olacağız. Hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.